Bazı seyircilerimiz şimdi geçerek bir veteranımız vardı. Ondan sonra tekrardan döndük, burada karşımızda oldu. Allah onca diyelim Rabbimane şehadet verin de şehadeti nesip eyle bana ya Rabbil Alemin. Aslan babası adıyla tanınan Kerkük'ün hem sporcu hem de öncü sanatçılarından Abdülvahhab Fahrettin sağlığının bozulması üzerine Türkmen kanalı ekibi kendisini evinde ziyaret ederek sağlığını sordu. Beş yıl önce kansere yakalanan ve tedavi olup iyileştikten sonra şimdi yeniden kansere yakalanmış ve kötü durumdadır. Evvelen hoş geldiniz. Başımla gözüm üzerine bütün Irak'ı televizyonun iş çalışanları da beraber. Onlar da diyelim sağ olsunlar, var olsunlar. Valla ben sıhhatim tabi indi diyor yani bu. 14 ile geldi. 2005'te ben yani şey oldum, hasta oldum. 2005'ten daha ameliyatlarda ya. 2005'ten de ben daha ameliyatlarda ya. Boğazım ameliyat ettim. En cevali buradan. Ettim Ankara'da ameliyat ettim özün. Doktor Azmi yanında. Sonra geldim kalbime ameliyat ettim. Bu gözüme ameliyat ettim. Bu oldu 4. O bitenden sonra kliyeme ameliyat ettim. Süleymaniye'de apardım. Müsteşrif Faruk da nerede aldı bilmem. Orada ettiler beni. O bitenden sonra bu bir gözüme ameliyat ettim. İçinde de alise var gözlerimde. 5. ameliyatım varım oldu. Karnımda düğün oldu. Doktorların kendine kimyasal tedavinin fayda etmediği ve tek umudunun ameliyat olduğunu söyledi. Ama maddi durumunun zayıf olduğu için yapamıyor. Bu 5 yıl değil bir de döndü üzerime. İndi döndü üzerime. Bundan takriben bir hafta var yapardılar. Beni kimyayı vurardı doktor Derya. Kimyayı alırdım vurardılar bana. Bes dedi indi sana sana tesir etmez kimyayı. Bes çihab yazdım hem için. Bunlar bes incikim kırsın. İncikim çoktu içeriden. Dediyle ilacı ameliyattı. Doğrusu ameliyatta o imkaniyatım kalmadı ben ameliyatın doğrusu. Ben ha çok paralar sarf ettim o gün diyebilirsen. İmkanım yoktu doğrusu. Allah bu kadar doğru diyesin. Bes nerede? Bes Allah'a borçluyum elhamdülillah. Geçirdiği bu zor günlerde hiçbir sanatçının veya yetkilinin kendisini sorup veya yardım etmediğini söyledi. Kimse yardımda bulunmadı bana. Hiç kimse yardımda bulunmadı bana. Hiç kimse yani diyen desene bir sanatkardı. Bu 75'ten sanatkardı bu. Yedek bir soru gözün kimse de gelmedi yani maalesef yani diyelim. Bir mülahhanımız var idi, geldi dükkana yanıma. Dedi abi aslan dedim böyle, Bağdat'ta mülahhan idi. Ya da adıma gelmiyor. Dedi gidelim Ekrem Duzlu hastaydı. Sizinden çıkıp sonra gözün. Dedim oldu. Seyrağı tabi geldi, tabi gitti. Seyrası koronaydı onda. Şimdi seyrama gitti. Doktor şey yani, Üstad Ekrem Duzlu'nun. O da büyük üstaddı. Hem elimden kıkardı oturdu. Valla gittik. Baktık böyle bir
Havuçta kaşada uzanıp yırmağı bilmeli. Buyurun, buyurun, buyurun. Aldı bizi içeriye oturduk. Vallahi takriben bir yarım saat yanında yolunu aldık. Onda sizinden çıkmış idi. Adam doğru desin. Vallahi kalkandan sonra dedim, usta el boş geldi yani. Bir miktar para onda 10 dinarlık vardı, çıkarttım. 4-10 dinarlık da yaba dedi. İndiye kadar bir böyle ben bırak kimse getirmeyeyim. O basla beni. O da eşidir beni. Son olarak bu dünyayı iki cümleyle özetledi. Fena da hayat hoştu. Bes adaletten düz yani insan çabalasın. Beş lokma yesin. Lokmasına haram katmasın. Fe insan her şey geldi başına. Fe gel hamd etsin Rabbisine, Allah'ına.